Sayın izleyiciler, Açık Mikrofon'da yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Açık Mikrofon'da Düzce'nin herhangi bir konusunu o konuyu ilgilendiren kişiyle stüdyomuza taşıyoruz ve o konuları konuşuyoruz. Biliyorsunuz dün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüydü, 104. yıl dönümüydü. O nedenle konumuzu da Şehit ve Dul Eğitimlerden Seçtik. Harp Mahallelü Derneği'ndeyiz, evet. Ayhan Bey'in yanındayız. Ben tam okumak istiyorum derneğin adını. Harp Mahallelü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Düzce Şubesi'ndeyiz. Ve Başkan Ayhan Metin'in konuğu olduk. Önce bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir kere hemen şunu sormak istiyorum. Dernek adı biraz uzun geliyor. Bu dernek adı yasal olarak tabii konulmuş. Fakat bunun uzun adından ötürü hiç size böyle bir serzeniş geldi mi? Şimdi bununla ilgili bize daha o sıkıntılar gelmiş. Şimdi ben size kısaca bir derneğim. Şimdi bugün hem anlamlı bir gündü. Evet. 104. yılında Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanıldığı gündü. Ondan sonra geleceğiz. Şimdi bu bizim derneğimiz en eski STK'lardan biri. Bizim derneğimizin kuruluş yılı 1915'tir. Evet. Yani çoğu kişi bunu bilmez. Yani daha hiç Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk STK'sı belirli bir derneğimizdir. Oldu o zaman 104. yıl yaşında evet, değil mi? Ya yani biz bundan işte 2015'te 100. yılı kurtardık. Evet. Onunla ilgili çeşitli etkinlikler de yaptık. İşte büyük şehirlerde. Yani tek düzce fazla sesimiz duyuramadı. Bizim bir sürü üye sayısı var. Bir de gücü itibariyle eksikliğimiz vardı. Yani biz 100. yılı geçtik. 100-300 yıldır biz de. Yani derneğimiz 1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında şeyde İstanbul'da zamanını gelen kurmay başkanı Enver Paşa'nın evet. zamanında Çanakkale'de ve diğer cephelerden gelen şehitler ve gaziler İstanbul'a geliyorlar. Burada Gümüşsuyu ve karşıdaki Gata askeri hastanelerinde tedavi gören yaralılarımız Çanakkale sevk edilirler. Yaralılarımız burada işte o zamanın durumuna göre eli olmayan, ayağı olmayan, bacağı olmayan derecesine göre bunlar burada tedavi görürlerken çoğu şehit oluyor. Evet. Bu şehitlerimizin memlekete gitmeleri, gazilerimizin orada işte ayaklarının yerine getirilmesi işte bazı ortopedik şeyleri gidermek için o kadar ki yani bu şehit olanları memleketlere getireceği bu aracı para yok. Hmm. Gazilerimize de yardım edecek şey yok. Memleketlere gidecek. Artık yani savaşa bir şey yapamıyorlar. Bunları göndermek için o zaman için Enver Paşa'mız İstanbul'da garnizon komutanı diyor ki hemen derhal bir dernek kurun diyor. Dernek olacak. Derneği nasıl kuracaklar? Oradaki 11 tane rütbeli toplanıyor. Yani subaylar toplanıyor. Kendi aralarında para topluyorlar. Orada bizim derneğimizin ilk temelleri atıyorlar ve bir dernek oluşturuyorlar. Ve İstanbul'da tellallar vasıtasıyla bütün şeylerle haber salarak da halkla para ve şey topluyorlar. Malzeme topluyorlar. Yani bu toplu malzemeleri bir panayırda sergiyede satıyorlar. Buradan elde ettiği gelirleri işte askerlerimize göre askerlerimiz memleketlerine gidiyorlar. İşte o ilk temeller orada atılıyor. Bizim derneğimiz ondan sonra çeşitli adlarla 1983 yılında 2840 yılı sayılı askeri dernekler kanunu çıkıyor. Bu dernekler kanunu çıktıktan sonra şu an uzun ismimiz bu o kanunla onlar yazılmış. Onun için bu aslında uzun derken Harp Mahallelü Gaziler. Şimdi burada hem Mahallelü Gazileri hem de şehit aileleri kapsadığı için pek uzun görüyor. Şehit ailelerin Mahallelü Gazileri kapsadığı. Bu Harp Mahallelü derken yani bizim Kıbrıs olsun, diğer memleketlerde mağlup olanlara harp mağlup diyoruz. Yani yurt içinde olursa onlar mağlup gazi diyoruz. Şimdi bu gazilerin çeşidi oluyor. Bir de mağlup gaziler derneği var. Burada da Kıbrıs Savaşı'na ve Kore Savaşı'na katılan birliklerimiz var. Sağlam olarak geri gelirler. Evet. Sağlam olarak. Çanakkale Savaşı'na da katılıp da sağlam olarak gelse biz burada mağlup gaziler. Mağlup yani savaşan demek. Savaşan gazilerimiz için muharip gazilerdir. Eğer bir savaşa katılıp yaralandıysa bizim derneğimiz oluyor. Şehit oluyorsa bizim derneğimiz oluyor. Şimdi bizim derneğimiz 1983 yılında bu ismi alıyor. 2840 sayılı askeri dernekler kanunu. Düzce'yi ne zaman kuruyor? Düzce Şubesi lazım. Düzce Şubesi bizim 1984 yılında Düzce'de kuruluşunda değil. Yani PKK'nın bu ilk yıl Erol ve Şevli baskınları yaptıktan sonra Türkiye'ye gelen devamlı bir eylem oldu. Ve birçok ilimizde şehitler gelmeye başladı. Düzce'de bu şehitler gelmeye başladıktan sonra
bu Düzce'de ilk valimiz Sayın Fikret Güven ve ilk alay komutanımız Jandarma Albay Fikret Cengiz Er Yılmaz'ın öncülüğünde biz önce onun vasıtasıyla Şehitler Ocağı adı altında bir dernek kuruldu. Ondan sonraki dönemde ben hatta giderek de Sayın Komutanımıza bu isminin yanlış olduğunu söyledim. İşte bir kanuna ve bir şeye işin doğrusunu bulmak için Ankara'da bunun bir işte bir şey olduğunu, bir genel merkezin olduğunu, bir şube olabileceğini burada şu anki ismi olan Halk Bağdaşı Turu'nda dernek kurabileceğimizi söyledik. Ondan sonra kurucu heyet oluştu. Ben de o kurucu heyetten vardım. O kurucu heyetten olduk ve 2006 yılında biz Ankara'ya bağlandık genel merkezine. Genel merkezimizin Türkiye genelinde 72 tane şubesi var. Bu şubelerin, bu şube ayrıca 16 tane temsilciliği var ilçelere dair. Genelde Türkiye genelinde 15 bine yakın üyesi var. Yani bu üye sayısının biz Türkiye'de üye sayısının azlığı önemli derler. Bütün Türkiye'nin STK'lar üyelerin fazlalığıyla ölüyor. Siz azlığı biz azlığı ölüyoruz çünkü bizim yani üye sayımız artması demek daha fazla şehit, daha fazla gazi gelmesi demek. Ve biz bunu hiç istemeyiz. Zaten biz de bunu yani Düzce'de bütün 80 ülkeler için en az yani şehit ve gazi veren bir dernek. Çünkü şeyden beri, üye sayımızdan beri bizim derneğimiz şu anda 103 tane üyesi var. Bunlardan 52 tane gazi, işte 51 tane de şehit ailesi var. Düzce genelinde tahminen 80-90'a yakın bir şehit durumu var, şehit ailesi var. Bunların bazıları buraya üye olmamış. Bize dernekten önce şehit olanlardan buraya derneğe binmeyenler var veya Düzce'yi terk edenler var veya nesli kaybolanlar var. Onun için şu anki durumda 102 tane üyemiz var bizim. Derneğimizin, ben size başta söyleyeyim mi? Yok, onlara geçeceğiz. Tamam. Önce bir kere bugünden başlayalım, dünden başlayalım. Evet. Lazım. Bugün çekiyoruz bir bantıları evet. Ama bir Çanakkale Deniz Savaşı yaşadı. Evet. Deniz Zaferi yaşadı, evet. Aslında düzeltmek de gerekiyor. Evet, doğru söz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Çanakkale dendiği zaman büyük bir destan var. Çanakkale'deki savaş biliyorsunuz bize 100 yılın dahisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün orada ilk komutanlık yaptığı ve askeri dehasını ortaya çıkardı. Hatta bazı tarihçilerimiz der ki Mustafa Kemal'i yani doğuşuna sebep olan bir savaştır. Ayrıca bizim yani dünyaya özgürlüğümüzü ve her türlü şeyimizi Çanakkale'yi delirttirdi. O bütün emperyal güçleri sokmadık yani onun için şu anda bizim yani bağımsızlığımız varsa bekamız varsa, yani ilk beka sorunumuz belki o zamandı. En büyük bekamız oydu. Evet. Bekamızı o şekilde yani giderdik. Bu zamana kadar geldik. Yani Çanakkale dendiği zaman bizim Çanakkale bir destan. Bu anlatmakla geçmez. İlk o, zaten bu bugünkü 18 Mart'ta biz daha önce evet. Bir deniz savaşı başladı o zaman için. Deniz zaferinden sonra kara savaşları başladı. Kara savaşları bizim için daha da büyük bir anlamı. Oradaki destansı durumlar. Evet. Bir alayımızın komutanı Şehmaz'ı, orada Yahya Çavuşlar'ın ne başıydı? Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı'mızın orada kahramanlıkları unutulmak. Yani Çanakkale'deki bu ruh buraya geliyor. Oradaki ruh, inanç. En komutanından, en askerin eline kadar müthiş bir vatan ruhuyla, bağımsızlık ruhuyla bir destan yazdım. Evet. Ben hemen izin verirseniz ayrılmış bir konuyu açıklamak istiyorum. Sayın izleyiciler, şu anda biz Halk Mahalleleri Derneği'ndeyiz. Burada güzel bir ofis var ve karşımızdaki duvarda da ve arkamızdaki duvarda da işte şehitlerimiz var burada. Biz bu tablonun gözükebilmesi amacıyla buraya, bu pozisyonu aldık, bu konuma geldik. Ancak hemen açıklamam lazım. Ayhan Bey bir Halk Mahalleli. Yani hem kolundan hem de bacağından sakat ama size saygısından ötürü ayakta program yapmayı kabul etti, öyle önerdi. Dolayısıyla bunu bilmenizi isterim. Ayhan Bey şu anda ayağı sakat bir şekilde bizimle bu programı götürüyor. Onu özel olarak açıklamak istedim. Ayrıca bunun için de ben size teşekkür etmek istiyorum. 102 derneğin 102 üyeniz var. Evet. 102 üyenin bir dağılım yapmak gerekirse, evet. Siz terör mağlubusunuz. Evet. Diğer mağlubular nereden, hamlelerden? Şimdi onu şu şekilde açıklayalım. Diyelim ki 52 tane dedim şu anda şehit ailesi var dedim. Bu şehit ailelerinden aşağı yukarı 25-26 terör şehidi.
diğerleri de vazife şehri diyelim. Yani bunu ayrım derken Güneydoğu'da veya terörle mücadele çocuklarımız şehit olduğunu. Tabii şehit şehittir de ben yani ulu şeklinde söylüyorum. Terörle mücadele şehit olanlar var. Yarı yarıya diyebilir. Diğerleri mesela trafik kazası. Nöbette oldu veya bir vazife esnasında gibi yani bu şeylerde şehit olanlar var. Her biri zaten Milli Savunma Bakanlığı şehitlik göndergesi var. Var değil mi? Yani bu. Yani bu nasıl şehitliğin ne şekilde sınıflandırıldığı, nasıl derneklediği iyi olması gerektiği burada açık olarak belirtilmiş. Milli Savunma Bakanlığı şehit göndergesinde hangi durumda bir asker rahmetli olduğu zaman şehit mi değil mi o yönergeye bakarsan kabul ediliyor. Yani o şehitlik yönergesine uyarsa yani şehit kabul ediliyor ve ailesine belli bir hakları veriyor. Yoksa güvenlik grubuna göre. Yani bu durumda mesela bazıları diyor ki benim çocuğum niye şehit olmadı? İşte bu yönergeye uymadığı için olmuyor. Evet. Gibi yani bu kişinin kusuru var mı yok mu veya oradaki duruma göre her olayın kendine göre özgü kuralları var. Evet Ayhan Bey şimdi 102 tane üyeniz var. Evet. Ve bunların birçoğu da zaten sakat. Evet. Kimi yürüme engelli, kimi işte bedeni herhangi bir tarafı engelli. Evet. Ama biz şu anda iki kat çıktık. Evet. Özel idare bir binasındasınız ve ikinci kattasınız. Ben üyelerinizin buraya gelişinde zorlandığını düşünüyorum. Niçin size bir giriş katında, zemin katında bir yer tahsis edilmedi, bunu yetkililere iletmediniz mi? Şimdi biz bu dedim ya size, bizim 1999 yılında kurulduk ilk Düzce il olduğu zaman. O zamanlar bu zaman 18 yıl gibi. 18 yıldır böyle misin? 18 yıldır aslında biz başka yerlerde de kaldık. Evet. Bu bizim 3. 4. yerimiz. İlk kuruluşumuz bizim bir konteynerdaydı. Deprem zamanı. Deprem sonra o konteyner oluyor, valilik yapıldı. Oradan gittik, başka bir mahallede kirada kaldık. Ondan sonra bu kira ödemesine sıkıntı çektik. Çünkü herhangi bir gelirimiz falan yok. Oradan buraya geldik. Burada şu anda il ödemesinde bize verdiği bir iki odada bir yere kalıyoruz. Yani şu anda kötü iyisi diyebiliriz. Evet. Bizim şu anda bir defa... Ama bence iyi değil. Çünkü az önce de söyledim, tekrar etmekte de hiç şey görmüyorum. Buraya çıkmak zor. Merdivenler var. Şimdi Atilla Bey, şurada sıkıntı şu. Şimdi bizde bazı üyelerine şu anda pek yok gibi hiç böyle beyazlaşı felç olanlar var. Tekrar sandalyeye gelme durumu olanlar var. İki gözü görmeyen üyelerimiz var. Hatta şurada da göstereyim ben. Evet. Erdemay geçen sene rahmetli oldu. Evet. Bu yemez buraya gelirken eşi ve babası kolumu zorla geliyordu. Yani mesela örnek birinci katta olsaydı ben onun belki de yani yürüme yerleri yapacaktım. Yani bu görme özürlerle ilgili bazı şeritler ben çekiyordum. Buna göre bir yer yürüme yani işini kolaylaştıracaktım. Yani işi onu yapabilirim. Bizim üyelerimizden buraya daha kolay çıkabilmesi şehit baba da zaten 70'li yaşlarda hepsi. Evet. Şimdi yani bu her an bunun mesela Erzurum'un aynısı olay oldu. Orada da dernek bölü 4. kattaydı. Evet. Bir gün bir şehitleri anma gününde, gazileri anma gününde, gazilerimiz vali bey şeyi ziyarete gidiyor derneğe. Evet. Fakat gaziler aşağıda bekliyor. Yukarı çıkamıyorlar. Ve orada onu vali bey gördü. Gerçi orası biraz daha büyük şehir olduğu için onlar hemen bir yer bulma şehrine gitti. Hemen yerde buldular da. Şimdi biz bunu bütün bu zamanda bütün valilerimizi, belediye başkanımızı ilettik. Herkese ilettim. Yani ben söylemekten bıktım, onlar söylemekten, dinlemekten bıkmadılar. Yani sorunu hala çözemedik. İnşallah bakalım. Hep söz veriyorlar, olmaz evet. Demiyorlar. Olmaz. Evet, Sayın İzleyiciler, ben Ayhan Bey'in sözünü burada kesiyorum. Şunu hemen vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz yerel seçimlere giriyoruz. Şurada 31 Mart'ta çok sayılı günler kaldı. Ve belediye başkanı, bütün siyasi partilerimizin belediye başkan adayları halkın içindeler, derneklere gidiyorlar, kurumlara gidiyorlar ve bir takım vaatler veriyorlar. Buraya gelir. Bundan güzel bir vaat olabilir mi? Yani bence buradan bir mesajımız olsun belediye başkanlığı seçilecek olan siyasetçimize ve meclis üyelerimize. Bence ele almaları gereken gündemlerin içinde mutlaka bu derneğe zemin katında bir yer tahsis edilebilmesi. Bundan güzel vaat olmaz. Çünkü şu arkamda ve sizin göremediğiniz ön taraftaki bütün şehitlerimizin yakınları, ailelerinin, bu şehitler bizim için şehit oldu. Onların yakınlarını, bu derneğin irtibatını kesmemeler açısından bence iyi bir proje diye düşünüyorum. Vaatler arasına mutlaka bunları almaları yeri diye düşünüyorum. Ayhan Bey demin konuşurken bir şey dikkatimi çekti. Bizim gelirimiz yok dediniz.
Yani yasalara bağlı bir ödeneğiniz yok mu sizin? Gelirlerinizi nereden sağlıyorsunuz? Şimdi Atilla Bey, bizim derneğimiz kamu yararına çalışan bir dernek. Kamu yararına çalışıyor ama şöyle mesele değil. Çünkü yani bir Kanal'in Sevenler Derneği veya bir cami yaşamı derneği veya diyelim bir spor kulübü ile bizim derneğimiz aynı statüde. Yani şu an bizim... Onları da küçümsemiyoruz yani, ama dediğim başta, çok kutsal yani, bir dernek. Şimdi şu şekilde bizim valilik belediyelerin bize bir ödenek çıkması lazım normalde. Şimdi dedim ya hep bu iş imkan mesela. Örneğin bizim aynı emsal derneğimiz gidelim Eskişehir'e veya birkaç şehirlere. Oradaki belediye orayı her ay sanki şeymiş gibi yani borcu varmış gibi her ay bir ödenek veriyor. Bizim ben bunu belediye başkanı söylediğim zaman ya biz daha borcumuz var, kendimize bakamıyoruz. Bu yani istemeyeniz olsun. Yani bizim valilikte hiçbir yerden şeyimiz yok, gelirimiz yok. Sadece gelirimiz arkadaşlar. Bakanlığın tahsis ettiği bir ödenek. Bir ödenek yok. Bir ödenek yok. Bizim gelirimiz bak bu şehitlerimizin anası, babası ve gazilerimiz, özürlü gazilerimizin senede bize verdiği 50-60 liralık üye aylık parasını biriktiriyoruz biz. Onu harcamayla kıyamıyoruz. Bir de çok varmış gibi Milli Savunma Bakanlığı olsun, Arif Bakanlığı olsun, bu Derneği İl Müdürlüğü bize kuruş kuruşun hesabını soruyor. Bunu nereye harcadı yani sorsunlar. Yani bize... Gelsin de sorsun. Tabii çok olsun sorsun. Çok olsun olsun. Şimdi mesela bir şey daha soracağım. Ben geçen hafta Konya'ya gittim. Bunun 3 önce de Konya'ya niye gittim? Konya'da bütün şehit ailelerin, gazilerin bir toplantısı var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle işte vatan için candan vazgeçen kadınlar diye bir etkinliğe katıldım oraya. 68 sene vilayetten oraya şubemizden şeyler geldi. Şehit ve gazi dernekleri geldi. Ve emin olun bu derneklerin yarısında arabalar vardı. Araçta bir minibüsleri vardı. Derneğe tahsisi. Derneğe tahsisi ve derneğe kendine ayıp orada da işte mesela Sakarya Harp Barikalı Şehit Örgütü Derneği diye yazıyor. Onlar biz her yere böyle gidip kendine şey yapıyoruz. O arabalar biz nasıl gidiyoruz? Bir benim kendi arabam var. Kendi arabamda devamlı işte benzin koyup işte hep kendi çocuğumla gidiyorum ben de. Evet. Çocuğumla gidiyorum ki şoför olsun diye. Yani bizim bir aracımız yok. Bize araç da lazım, şey de lazım, yer de lazım. Sorunlar o kadar çok ki yani şu anda emsal benim en yakın ada bazına bakalım. Ada bazına ne var? Düzce ne yok. Bunu tek tek böyle eksi artıya baktığınız zaman bizde hiçbir şey yok. Sadece çocukluğumuz hatıralar var. Yani bizim burada şu anda bize burayı her sene mesela bu seçim döneminde de bütün siyasi parti adayları geldi. Geldi. Siz bence tamamına, hepsine bunları iletin. İlettiğinizde düşünüyorum zaten. Ben bunların hepsini söyledim. Hatta bir ne yaptım biliyor musunuz? Dosya da veriyorsunuz. Dosya da verdim. Bir de dedim ki bunları bana vereceğine de imza verdim. Taahhüt ettin. Taahhüt ettim. Bir taahhütlenmezdi dedim. Ve bazıları imzalı, bazıları imzalamadı. Ben de imzalayamam dedi. Emin olun bende şu an var birkaç imzası var. Bakalım imzalar, yani bekliyorum onu. Yani o kadar bir söz veriyorum ama nedense makama oturduğu zaman o oldu, bu oldu, unutuluyor bir şekilde. Merak etmeyin, basın olarak biz bu konuda haber takibimizi İnşallah. Yapacağız. İnşallah. Son bir konu, söylediğiniz bazı sorunlarınızı ama başka sorunlarınız da var mı? Yani yer sorununuz, ödenek sorununuz, araç tahsis konusunda olanlar gibi. Başka söyleyebileceğiniz sorunlar var mı? Şimdi bizim en büyük bir sorunlarımız bir de şu. Şimdi biz dedim ya şey yani kanunla kurulmuş bir derneğiz. Evet. Her şeyin yasal olmayanın olduğu gibi şehit ve gazilik de kötüsü istismar eden kurumlar da oluyor. Biz bundan çok şikayetçiyiz. Biz bundan çok bak Düzce'de ben 20 yıldır bu dernek başkanlığı yapıyorum. Ve bir kere olsa hiçbir kuruma gelip bizim derneğimize para verin veya yardım topluyoruz demedim. Hiç kimseye demedim. Fakat Ankara'da, İstanbul'da gelip bazı şehit ve gaziler adına bu vakıflar kurmuşlar. Hatta ben daha sonra söyleyeyim. Dergi çıkartıyoruz, gazeteyi çıkartıyoruz diye gelenler. Evet, böyle bir dergi çıkartıyoruz, bir şey yapıyorlar. Hep böyle bir şey yapıyorlar, hep para topluyorlar. Ben de onları yaptıkça bunların çoğunu hatta mahkemeye de verdim başkasına. Fakat bunlar pıtrak gibi devam ediyor. Bunu şu anda bizim genel merkezimiz başkanımız Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve dün de Milli Savunma Bakanımızdan sözünü aldı. Bu dernekleri inşallah önüne geçeceğiz. Biz istiyoruz şey olmasın. Evet. Yani bundan mesela bugün şehitleri anma günü... Suistimali açık olmasın. Suistimali açık olmasın. Bizim adımızı kullanarak da şey yapalım. Çünkü şehit ve gazi onurlu bir şey. Kesinlikle. Herkese nasip olmaz. Yani bunun onurunu yaşamak varken bazıları istismar ederekten
Yani bunu biz bir daha bu kötü amaçlı derneklerin ayet olmasınlar. Düz yeri bir dernek var yasal burası. Yani bu, yani bizim yani bu derneklere de karşı savaşımız var. Daha geçen de savcıya da suçluysa buldum. Lütfen bizim yani şehit ve gazi adına para toplayan kuruluşta inanmasınlar. Hatta ben numaramız geçen bizi arayın. Ekranınızı orada hemen ekranınızı. Bizim numaramızı arayın. Bu tür vakıf dernek gibi yerlerde yani şehit ve her gördüğü şehit ve gazi derneklere inanmayınız. Çoğu bunlar sahte ve para toplamak amacıyla yapılmış. Düz yere tek bu konuda yani kanunla kurulmuş dernek burası. Demin ismimiz Halk Bağlı Gazi Şehit Üniversitesi Derneği'dir. Bu derneğimiz halktan para toplamaz, para talep etmez. Kendi imkanlarına geçen bir dernektir. Bizim yani öyle halkımıza bizim devletimiz gerektiğimize sahip çıkar. O konuda şeyimiz var. Ayhan Bey çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın izleyiciler 18 Mart nedeniyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin hemen ertesi günü açık mikrofonları bu konuyu taşımak istedik. Harp Mağlubu Şehit Dur ve Yetimleri Derneği'ndeydik. Dernek başkanımız yanıma gelin lütfen. Dernek başkanımız Ayhan Metin Bey'e konuk olduk. Kendisi engelli, yani terör malunu bizi burada ağırladı. İşte gördüğünüz bu kadar süre içerisinde ayakta bizimle programı gerçekleştirdi. Ben bizi ağırladıkları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için sizi duyurduğunuz için. Evet. Biz tabii ilerleyen dönemlerde derneğin, bu derneğimizin sorunlarını takip etmeye çalışacağız. Belediye yönetimlerini ve diğer yetkilere aktarmaya çalışacağız. Evet, açık mikrofondan bu haftalık da bu kadar. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.